Merhabalar sevgili Burç TV takipçileri. Bu ay sizler için yani Koç burçları için falımızı kapattım. Bakalım Koç burçlarını bu ay neler bekliyor? Falımızda neler çıkacak? Şöyle açıyorum yavaşça sevgili Koç burçları. Sizler o bakalım bayağı hareketli bir ay bence. Şöyle bir önce çevireyim. Siz bir görün neler çıktığını. Ben de bir bakayım hep birlikte. Siz de yorumlara yazın lütfen. Gördüğünüz benim kaçırdığım bir şey varsa. Ama bu ay böyle çok hareketli bir ay sizin için. Ama böyle büyük bir sıkıntı yok. Büyük bir stres yok. Bakın büyük bir göz var yalnız. Böyle sanki birinin gözü sizin üzerinizde olacak sürekli. Ve hayatınızda böyle duygularınızda çok fazla hareketlilik olacak. O çok çok yok. Çok şey çıkmış. Yavaş yavaş yorumlayalım. Şöyle bir çevirdim. İkili ilişkilerde bir kere hareketli bir ay olacak. Sanki böyle bir kırgınlık, bir küslük ve sonra bir barışma. Böyle iki taraf bir hararetli konuşuyor, sonra baş başa vermiş, sohbet ediyor, bir tartışıyor gibi çıkmış. Bir şey için böyle elinizi kaldırıp birine herhangi bir konuda bu ay dur diyeceksiniz. Yeter. Hani yaptığı bir davranıştan dolayı olabilir. Yaptığı bir size bir haksızlık olabilir. Bir şey için böyle elinizi kaldırıp bir kişiye dur diyeceksiniz ve bundan sonra hayatınızla ilgili böyle ya da ilişkinizle ilgili kırmızı sınırlar çizebilirsiniz. Sanki uzun zamandır böyle istemediğiniz ama maruz kaldığınız bir şey varmış. Siz Koç burçları böyle kolay kolay İzin vermezsiniz böyle bir şeye. Çünkü hani böyle lider ruhlusunuz genelde. İlişkiyi de yönetmek istersiniz. İş ortamında da, ilişkilerinizde de, çocuklarınızla olan ilişkilerinizde de, arkadaşlıklarınızda da. Ama sanki bir süredir böyle o kırmızı çizgilerinizin içerisine giren biri var. Ve siz belki onu sevdiğiniz için, belki de iş ortamında işte yöneticiniz olduğu için bunları görmezden gelmiş ya da kabullenmişsiniz ama artık tekrardan böyle şey o yönetici ruhunuz ortaya çıkacak bu ay ve dur diyeceksiniz. Eğer iş ortamında size haksızlık yapan biri varsa bir yöneticiniz de olabilir bu, arkadaşlarınız da olabilir, iş arkadaşlarınız. Sınırlarınızı çizeceksiniz. Haksızlık yapmalarına ve sizin istemediğiniz şekilde davranmasına bu ay izin vermeyeceksiniz. Ya da ikili ilişkilerinizle, çocuklarınızla, ailenizle işte siz bunu kendinize göre yorumlayın. Bu ilişkilerinizde şey yapmayacaksınız. Hani sınırları geçmesine bu ay insanların izin vermeyeceksiniz. Çok hareketli olacak. Biraz bence bunları kabullenmesi karşı tarafın zor olabilir. Özellikle bir süredir bu insanlara bu şeyi izin vermiş gibisiniz. Hani bu haksızlığı yapmaları ya da bu sizin hoşunuza gitmeyen davranışlarda bulunmasına izin vermişsiniz. Tabii insanlar şöyledir. Hep böyle alışırlarsa bir şey yapmaya. Siz dur dediğiniz gün kötü olursunuz. Aslında en başta yaptırmamanız gereken bir şeydir ama onlar bunun farkına varmaz. O yüzden böyle hararetli konuşmalar olabilir bu ay içerisinde. Böyle oturup sanki böyle baş başa verilmiş. Bakın burada birisi böyle suratı çok böyle sinirli bir hale gelmiş. Bir insan böyle hani kabullenmeyebilir karşı taraf bunu ama siz kabullendireceksiniz. Ne yapıp edip kabullendireceksiniz. Eğer ki kabul etmezse de böyle çok ani bir şekilde sinirlenebilirsiniz. Ama düzelteceksiniz. Hayatınızda bu yanlış giden bir şey varsa bu içerisinde düzelme gözüküyor bence. Bakalım başka neler çıkmış. Eğer ki yalnız bir Koç burcuysanız, bakın şurada bir insan var. Hayatınıza doğru yürüyen ama arkasında büyük sorumlulukları olan bir insan sizin hayatınıza girmeye çalışacak bu ay. Karşısına bir E harfi çıkmış. Sizin ya da karşı tarafın isminde olabilir. Ortada bakın burada da bir insan bu tarafa doğru gidiyor. Yani hayatıma, yoluma gidiyorum dediğiniz bir anda bakıyorum. Artık hiçbir şey umursamıyorum dediğiniz anda hayatınıza biri gelecek. Eğer ki yalnız bir Koç burcuysanız hayatınıza girmeye çalışacak bu kişi. İkinizin ortasına bir E harfi çıkmış. Ya da ayrıldığınız bir insan varsa bu kişi tam siz hani onu unuttum artık hayatıma bakıyorum her şey yoluna girecek ben kendi ayaklarımın üzerinde durabiliyorum dediğiniz anda tekrardan geri dönecek size arkanızdan gelecek. Ya da işte
enteresan bir şekilde bu hayatınıza gelmeye çalışacak bu insan, ama siz dediğim gibi artık hayatınıza bakmaya başladınız, kendinize odaklandığınız bir anda hayatınıza girecek bu kişi. Ama bu kişinin böyle büyük sorumlulukları var. İş hayatında olabilir, maddi olarak büyük sorumlulukları olabilir, başkasına karşı sorumlulukları olabilir. Belki de bu yüzden sizin aranız açılmış olabilir, maddi ya da başkalarıyla ilgili sorumlulukları yüzünden aranız açılmış olabilir. Sanki sorumluluklarımı da alırım ama seninle de olurum der gibi arkanızdan gelecek. Büyük bir kalp çıkmış bir de bu kişinin arkasında. Hani kalbini dinleyecek. Mantığı her ne derse desin. Mantıken belki bir araya gelmeniz doğru değil. Belki artık ayrılığı seçmeniz gerekebilir ama duygularınıza yenilecek. O kişi duygularına yenilecek ve arkanızdan gelecek. Şurada bir insan var, sanki böyle gülüyor, açık ağızlı, böyle keyfi yerinde ve böyle elinde arkasında böyle bir tepside bir şey tutuyor. Girdiğiniz bir ortamda birisi size bir şey sunacak. Bu böyle çok keyifli bir ortam, keyifli bir arkadaş, uzun zamandır görüşmediğiniz bir arkadaşınız olabilir. İşte belki sevgiliniz, eşiniz, ailenizden birisi, ama bu kişi böyle ağzı açık gülerken böyle keyifli bir ortamda size bir şey sunacak. Aniden böyle bir hediye, bir para, aileden bir yerden, birinden, büyüğünüzden bir para kalabilir ya da işte bir iş teklifinde bulunabilir, size bir yol gösterebilir, ama size hayata sunacağı hazır bir şey, böyle tepside sunulmuş bir şey var sanki elinde. Hani hazır bir şey gelecek, hazır bir para, hazır bir hediye, hazır bir iş teklifi. Şaşıracaksınız böyle, çok güzel falan diyeceksiniz. O karşı tarafta gülüyor, ağzı açık, çok eğlenceli, keyifli. Burada da bir insan var, bakın tepsinin bu tarafında da biri tutuyor. Bence siz tutacaksınız bunu, yani ele alacaksınız ve sizin hayatınızı böyle kolaylaştıracak. Sanki belki uzun zamandır başınıza gelebilecek en güzel şey de olabilir bu. Biri tarafından size sağlanacak güzel bir imkan çıkmış. Tepside sunulmuş, yani hazır sunulmuş, hazırlanmış. Çok da çaba sarf etmeden elde edeceğiniz bir şey. Hani herkes için güzeldir. Çünkü çok emek veririz genelde her şey için. Böyle hazır bir şeyler çok nadirdir başımıza gelir. Hani güzel bir iş teklifi, hayatımıza yeni bir insanın girmesi, eğer yalnızsak tabii çok iyi bir insanın, hani düşündüğümüzden çok daha iyi bir insanın girmesi ya da işte bir yerden para, miras kalması, bunlar hani böyle sürpriz olaylardır. Sürpriz bir şekilde bu size sunulacak. Ben bunu anladım burada. Çok güzel bir gelişme olacak. İkili ilişkileriniz var. Bakın ikili ilişkilerinizde her şey yoluna girecek. İki tarafta böyle melek kanadı gibi olmuş. Böyle iyilik, güzellik, böyle hoş bir döneme gireceksiniz. Eğer ki eşiniz, sevgiliniz ya da partneriniz varsa ikili ilişkilerinizde çok keyifli bir döneme gireceksiniz. Yoksa da ikili ilişkilerde böyle yeni başlangıçlar gözükecek sizin için. Bakın çok da ferah çıkmış etrafı. Sorunlarınız varsa sorunlarınızı bitirebilirsiniz, erteleyebilirsiniz ya da çözebilirsiniz ve daha güzel bir şekilde yol alacaksınız. Eğer ki hayatınızda biri yoksa biri girecek ve çok keyifli olacak. Çok güzel bir ay olacak ikili ilişkiler anlamında bence. Burada çok güzel çıkmış. Böyle hep hareketli bir durum çıkmış. Yani kalabalık ortamlara girmekten çok duygular da olabilir bu. Yani hani duygusal olarak bazen böyle kendinizi şey hissedeceksiniz. Aniden böyle bir şey için çok sinirlenip, öfkelenip, hırs yapıp ya da çok büyük kıskançlıklar yaşayıp içinizde. Bir anda sonra sönecek. Yani hani o birkaç dakika geçecek. Öfkeniz bitecek belki ya da büyük bir kıskançlık yaşayacaksınız. İçinizdeki böyle kaotik şeyi yönetmekte zorlanabilirsiniz. Ya ben, bana ne oluyor böyle diyebilirsiniz. Hayatınızda biri varsa onu çok kıskanabilirsiniz. Çalışan biriyseniz böyle iş hayatınızda hırs yapabilirsiniz. Çalışma arkadaşlarınızı kıskanabilirsiniz. Yani böyle bir şey için duygusal olarak ani değişimler yaşayacaksınız. Hani o süreyi geçince 5-10 dakika sonra sakinleşebilirsiniz ama böyle hareketli, duygusal olarak hareketli bir ay olacak. Ama bence bu ay keyifli, güzel bir ay sizin için. Sadece birinin gözü var. Dikkat edin bu ay. Onun haricinde şurada şöyle köpek figürü gibi. Bakın böyle ferah. Köpek dosttur ama uzanmış, böyle yasıyor. Dostunuz, çok yakını bir arkadaşınızın
rahatsızlığı ile ilgili bir haber alabilirsiniz. Ayakta değil de yatıyor, dinleniyor, istirahat ediyor gibi. Çok yakın sevdiğiniz bir dostunuz ya da arkadaşınız, akrabanız da olabilir ama yakın iletişim kurduğunuz birinin böyle çok sıkıntıda değil, ferah çıkmış ama böyle istirahat ettiği, rahatsızlandığı bir haberi alabilirsiniz ama temiz olacak sonrasında. Çünkü ferah çıkmış ama böyle bakın yatıyor sanki, dinleniyor böyle. Hani ayakta da değil. Öyle bir haber alabilirsiniz ama genel olarak bu ay bence güzel bir şeyleri yoluna soktuğunuz bir ay olacak sizin için. Benim gördüklerim bunlar ama siz de lütfen yorumlara yazın. Tabağımıza da bakmak istiyorum. Bakalım tabağımıza neler çıkacak. Şöyle bir. Galiba yine her yeri kahve yaptım. Bakın çok güçlü bir yine figür çıkmış. Böyle elini böyle boksörler gibi kaldırmış. Bir kolu da burada. Bu ay böyle hayata karşı kendinizi çok güçlü hissedeceksiniz. Duygularınız böyle gelgitler olsa vesaire bile kendinizi uzun zamandır güçsüz hissettiğiniz her neyse o nokta. Aşk konusu olabilir, sevgi, yani duygularınızdaki böyle hırslarınız, kıskançlıklarınız, onların yenildiği ve kendinizi daha güçlü hissettiğiniz bir ay olacak. Böyle kendinizi böyle güçlü, sağlam, boksör gibi hani kollarınızı kaldırmışsınız. İşte hayata meydan okur gibi ya da o yaşadığınız sizi üzen duyguya inat sanki. Hani uzun zamandır üzüldüyseniz ayağa kalkıp ya yeter artık üzülmekten vazgeçiyorum diyebilirsiniz. Böyle ayağa kalkıp güçlendiğiniz bir ay olacak. Ayakta dimdik duracaksınız. Sanki sorunlarınıza da böyle bir yumruk atıp bertaraf etmişsiniz. Bu ay böyle hani ayağa kalkma, güçlenme, kendini daha güçlü hissetme zamanı. Sorunlar olabilir. Hani ölümün çaresi yok. O bile hani Allah korusun kabulleniliyor belki de belli bir süre sonra ve hayata devam ediliyor maalesef. Bu ay siz ne yaşamış olursanız olun biraz daha kendinizi güçlendirmek adına ayağa kalkacaksınız. Sorunları ya çözeceksiniz, çözülemeyecek olduğunu düşündükleriniz için bile artık üzülmekten vazgeçip hayatınızda güçlü bir döneme girip yeni bir yol alacaksınız. Bence güçlenme dönemi bu tabakta çok bariz çıkmış. Öyle de olsun inşallah. Hani sıkıntılarınızı atlatın. Atatamayacağınız, elinizden gelse de değiştiremeyeceğiniz şeyler için de üzülmekten vazgeçin. Sizin için güzel bir ay olsun. Bence güzel çıkmış, ferah çıkmış, güçlenilecek bir ay gibi çıkmış. Umarım öyle olur. Her şey gönlünüzce olsun. İstediğiniz her ne varsa bu ay içerisinde gerçekleşsin. Koç burçları hırslı insanlardır. Güçlü insanlardır. İstediği her şeyi elde edebilecek kadar gücünüz var. Yönetici vasıflarınız çok yüksek. Sadece ve sadece doğru adımlar ve mantıklı hareket ederseniz, çünkü kıskançlık da vardır Koç burcunda. Onu yenebilirseniz o an kıskançlıktan ve fazla hırstan bazen hata yapabiliyorsunuz. Eğer ki onları yenebilirseniz o an mantıklı hareket edip çok güzel hayatı yönetebilirsiniz, ilişkileri yönetebilirsiniz, işteki krizleri yönetebilirsiniz ve bence artık bunları yönetip güçleneceğiniz bir ay olacak. Umarım her şey gönlünüzce olur. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.